Surlarda dirilişin 5. etap çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Diyarbakır ziyaretinde yapılması talimatını verdiği surların Dicle Vadisi'ne bakan ve doğu surlarını kapsayan 63 ile 73 no'lu burçlar dahil olmak üzere 11 burcun restore çalışmaları sürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin "Surlarda diriliş başlıyor" mottosuyla sürdürdüğü çalışmalarda 11 burcun restore edileceği 5. etap restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vali Münir Karaloğlu, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, beraberindeki kurum müdürleri ile birlikte çalışmaların yapıldığı alanda incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda burçların bulunan Vali Karaloğlu, insanlar burçlara bitişik evler yapmışlar, kendi evlerini genişletmek için burçların orijinal duvarlarını sökerek orada yüklükler, surların orijinal duvarının içerisine yaptıkları evin tabliyesini yerleştirebilmek için tahribatlar oluşturulmuş. İşte bunların tamamı bu restorasyonla giderilecek ve surlar inşallah ecdadımızdan devraldığımız gibi bizden sonra gelecek nesillere de yaşayacak bir şekilde, ayakta bir şekilde aktarmanın derdi içerisindeyiz. Şimdi bu restorasyon tamamlanınca üzerinde bulunduğumuz alanda da yine kurul tarafından onaylanmış bir rekreasyon projemiz var. Yani bu alanda yine vatandaşın gelip gezebileceği yeşil alan olarak planlanıyor. Bu restorasyon bitince inşallah onun ihalesi yapılacak ve surlar ve çevresiyle beraber inşallah hem Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımız hem Diyarbakır'ın dışından, ülke dışından Diyarbakır'ı merak eden insanların gelip surları içeriden ve dışarıdan kesintisiz gezebilecekleri çok güzel bir manzara oluşturacağız. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızla yapacağımız görüşmelerle kalan 500 metreyi de inşallah yakın bir zamanda ihale etmek istiyoruz. Bütün hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır surlarındaki restorasyon çalışmaları bir an önce tamamlansın talimatını yerine getirebilmek, dünya kültür miras listesinde bulunan, insanlığın artık ortak değeri olmuş ve Diyarbakır'ın en çok bilinen ve Diyarbakır'ı tanıtırken en çok kullandığımız değerimiz olan Diyarbakır surlarını muhafaza etmek ve gelecek nesillere kendi orijinal haliyle devredebilmek. Bütün maksadımız, bütün amacımız bu. Hiçbir mahkeme görmeden oradaki binalar temizlenmiş oldu. Şimdi orayla ilgili rekreasyon projemiz ihalesi yapıldı. Sözleşme imzaladık mı abi? Henüz imzalamadık. İtiraz süresini bekliyoruz. İtiraz süresince şu anda ihale bitti. İnşallah itiraz süreleri de tamamlanınca müteahhidimizi sözleşmeye çağıracağız. Bu sene inşallah Benüsen kısmındaki, yani Urfa kapıdan başlayarak Mardin kapıya kadar olan kısımdaki surları dışarıdan yürüyerek gezebilecek çok güzel bir projemiz, kurul onaylı bir projemiz var. Onun ihalesi tamamlandı. Orada da yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın o rekreasyon projesinde de finansal desteği var. Onu tamamladığımızda gerçekten 2 sene öncesiyle bugün arasında fotoğrafları yan yana koyduğunuzda inanılmaz bir görüntü ortaya çıkacak. O zaman gerçekten Diyarbakır surlarını özellikle dışarıdan gezmenin, o dışarıda surların üzerindeki kabartmaların, yazıların, kitabelerin seyrederek gezmenin keyfini hep birlikte varmış olacağız. Şu anda o bölgede de 250'ye yakın evi yıkıyoruz. Şu anda yıkım çalışmaları devam ediyor. Ama Fiskaya da inerken sağda ve soldaki bütün konutlar temizlenecek o bölgeden ve o bölge tamamen yeşil alan olacak. Orada yeni bir konut girmeyecek. O bölgede tamamen yeşil alan olacak ve Dicle Vadisi Millet Bahçesi'nin Fiskaya ayağı tamamlanmış olacak.